Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Asfalt 9 videosunda daha önceki videolarını ve geçen Asfalt 9 videosunda söylemiştim zaten. Sizler için sürpriz bir Asfalt 9 videosu patlatacağımı söylemiştim. O videoda bu video. Ee, bu arada öncelikle girişimi yapalım. Ondan sonra sürprize geçelim yavaştan. Asfalt 9 serisi izlerken keyif alıyorsanız ve daha fazla Asfalt 9 videosunun gelmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz ki Grand Prix etkinliği bitti. Ve 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 işte o sürpriz geliyor arkadaşlar. Üçüncü sırada 205 puanla etkinliği tamamlıyor ve ilk Grand Prix arabam olan ve D sınıfında da aynı zamanda ilk destansı aracım olan Volkswagen Electric R artık bizimle. Bu arada genel çizimlerin geneli gereksiz oldu ya. Neyse çok da problem değil. Evet 3 yıldızlı bu güzeller güzeli aracımız Volkswagen Electric R artık bizlerle birlikte hayırlı uğurlu olsun. Kendisine bayağı bir yatırım yapmıştım açıkçası. Niye yalan söyleyeyim. Araba çünkü çok güzel ve yani ilk destansı D sınıfı aracım olduğundan ekstra bir anlamı var bende. Tabi gayet de tatmin edici ödüller de aldık. 450k kredi vesaire. Evet yeni arabamız artık bizlerle. Şimdi yavaştan etkinliklere kayalım. Öncelikle tabii ki şöyle bir Volkswagen elektrik arla bir yarış yapalım. Kendisine hem 3 yıldızlı olarak sizler için bir deneyimleyeceğim. Aynı zamanda 150 jeton ödülümüzü de sizlerle birlikte alıyor olacağız. Bakalım. Bakalım daha başka neler olacak. Bu arada bir haber gördüm. Ee, bazı YouTube kanallarını takip ediyorum ben. Birkaç tane var böyle. Asfalt 9'u takip ettiğim bir kanal var. Ve Cuma günü. Şu an günlerden Perşembe ve aksilik olmazsa saat 4'te bu video. Kanada olacak. Ama eteleme olabilir. Biliyorsunuz ki internetin biraz e, vasat olduğundan, çöp olduğundan dolayı aksilikler olabiliyor. Neyse. Cuma günü Bugatti Chiron'un arabası geliyormuş. Evet Bugatti Chiron bildiğimiz 6 yıldız olan ve oyunun en iyi arabalarından biri olan Bugatti Chiron'un arabası geliyor. Şaşkınlıklar içerisindeyim ve hala inanmıyorum. Ama yani bu Asfalt 9 videoları atan kanal Genellikle yaptığı gönderiler doğru çıkıyor. Yani doğru çıkıyor derken demek ki Asfalt 9 Legends Facebook sayfasında duyurdu ki bunu. Paylaştı bunu. Çünkü ne zaman bir gönderi atsa araba ve etkinliği geldi o çıkıyor. Demek ki Bugatti şu araba ve harbiden gelecek ya da gelmeyecek bilmiyorum. Şu an ben %95 oranında inanıyorum yani geleceğine. Ama şöyle bir sıkıntı var benim elle tutulur bir arabam yok ki araba yapacak. Gerçekten yok. Hani S sınıfı en iyi arabam şu anda hani Ferrari FXXK. Volkan'a titanyumu geliştiririm en fazla o yani. E. E yani. Ne olacak şimdi? Ben şu an bayağı merak ediyorum. Elde tutulur bir arabam yok çünkü bu arada yarışı kazanamadım. 3 yıldız olmasına rağmen kazanamadım. Neyse biraz kötü oynadım ama neyse ya ben bunu video dışında yaparım çok problem değil ama araba genel olarak güzel. Arabayı kullanmak genel olarak keyifli. Zaten genel olarak araba gerçekten iyi bir araba. Neyse oyunda yeniyseniz arkadaşlar kesinlikle bu araba ve etkinliğini yapın. Lotus Elise Sprint araba ve etkinliğini yapın. Hani en kötü şu DC Tense arabayı, arabasıyla rahat bir şekilde çizimlerini toplayabilirsiniz. Ben bu videoyu attığımda bir günden az bir zaman kalacak elinizi çabuk tutun. Maksamadıysanız da maxlayın. Olmanın ilk 370 370 zenci falan oynayın. Hani bir şekilde bu arabanın çizimlerini kesinlikle toplayın. Onun dışında B sınıfı adam akıllı aracınız yoksa ve oyunda yeniyseniz Jaguar F-Type CVR'ın kendisi benim için en berabat B sınıfı arabası. Ama bunun da araba ve etkinliği var hani kaçırmayın. Ayrıca da araba ve etkinliğimiz var. Ee, Cadillac konsept Concept bunun etkinliğini yapacağım şu anda. Za Sa e konuşamadım ya özür dilerim saat gecenin şu anda 3'ü biraz konuşmakta zorlanıyorum kusura bakmayın. Ee, daha öncesinde e, Rezbani Beast'in araba ve etkinliğini yapmıştım video içerisinde. Ee, Akuram maksimum olduğu için ve rahat bir şekilde tüm ödülleri toplayabildiğim için e, bu sefer de Cadillac Concept araba ve etkinliği bu video içerisinde yapıyorum. Yani dediğim gibi sürpriz video olacağından dolayı, olacağını söylediğimden dolayı böyle ekstra bir şeyler yapmak istedim açıkçası. Umarım keyif alırsınız ve umarım beğenirsiniz. Bu arada e, ee, yorumlar kısmında yazanlar soranlar oluyor. İlla bu videoyu da izleyenler olacaktır. Oyuna yeni katılan arkadaşlarımızdan. Ee, yakın zamanda bir video yayınlayacağım. Ee, daha önce bir video yayınlamıştım zaten. Asphalt 9 Legends e, hızlı kredi kasma ve yeni araçlar açma taktikleri tarzında bir video yayınlamıştım. O zamanlarda oyuna başladı ben bir ay falan oldu ya da olmadı. İki hafta oldu galiba çok emin değilim. Bir video yayınlamıştım ve 15.000'i geçti video Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hani bayağı izlendim ilgi de gördüm. O zaman ben neden biraz daha detaylı bir şekilde hani oyunun yeni başlayanlar için eyvallah hani birkaç tane taktik verdim. O zaman ben bu taktiklerin devamını da vereyim. Hani ee, daha iyi araçlar daha yeni araçlar daha modern araçlar daha kaliteli ileride de kullanılabilecek araçlar nasıl elde ediliyor. Ee, bu ithal parçalar, destansı ithal parçaları ne işe yarıyor, nasıl elde ediliyor falan tarzım, işte jetonları nerede harcamalıyız, nasıl kullanmalıyız tarzı ee, sorularınızı cevaplıyor olacağım bir video yapacağım arkadaşlar ama oyunda biraz daha ilerlemek istiyorum ama sorularınızı video içerisinde cevaplamaya devam ediyor olacağım ama sözüm sözdür yakın zamanda. Yani ne kadar yakın orası tartışılır. Bir video yapacağım arkadaşlar. Bu arada bir tane de şey patlatmak istiyorum. Haftalık rekabet patlatmak istiyorum. Bir tane daha yarış kazanmam gerekiyor. Diğer jeton ödülünü almam için. Oyunda yeniyseniz en azından DC Tensiniz maksimum seviyedeyse, maksimum kademedeyse. Şöyle göstereyim yani. DC Tens Max'sa kesinlikle ve kesinlikle bu etkinliği oynayın. Lotus Elite Sprint Max'sa zaten oynayın. Ee, ben de Made Day Continental falan da var. Mazda Furay'ı de Max. Bu arada TVI Griffith'i 2 gün önce Max'ladım. Bu da gayet güzel bir araba ve araba hava etkinliklerinde işe yaradığından dolayı kendisini Max'layacağım. Neyse Mazda Furay'ı kullanıyor olacağım ben şu anda. Çünkü ara, e, mevcut D sınıfı araba klasmanında en hızlı giden araba bu. Hani en düşük süreyle tamamlayabileceğim araba bu. Ama hani çok dönem eşli falan alanlardan biri ise haritam ki öyle maalesef. Lotus Eri Sprint biraz daha garanti bir seçim olacaktır. Ama ben yine de Mazda Furay'ı kullanmak istediğimden dolayı Mazda Furay'ı kullanıyorum. Çok uzun zamandır zaten e, Lotus Eri Sprint kullanıyorum. DC Tens kullandığım kadar değildir kesinlikle ama o ayrı. DC Tens'in yeri bende çok çok ayrıdır. Kendisi hala benim için en değerli D sınıfı arabası. Neden en değerli olduğunu zaten biliyorsunuz. Çünkü hani o kadar çok etkilik yaptım ki kendisiyle hatta ve hatta e, C sınıfı Porsche 911 Yok hayır. Club Sport. GT3. Club Sport. Ve Ferrari 599 XX Evo arabasını o DC Ten sayesinde kazanmıştım. Elde etmiştim. Kendisinin bana aşırı derecede büyük katkıları olduğundan dolayı. DC Intel benim için her zaman çok ayrı bir yerde olacak. Asphalt 9'da. Hatta DC Ten'se ben asla unutmayacağım lan. <laughs> Şaka yapmıyorum yani daima aklımın bir köşesinde olacak. Zaten bir ara bir tane video yapmıştım. 6 aylık garajım videosu diye. Önce böyle editli olarak müzikle beraber falan bir video yapmıştım. Garajımı özet bir şekilde göstermiştim. Ardından detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu arabaları nasıl elde ettim, neler yaptım falan tarzı. Böyle bir video falan yapmıştım. İsterseniz kanalımızın oynatma listesine Asphalt 9 Legends oynatma listesine bakabilirsiniz arkadaşlar. Hem hangi arabalarımın olduğunu falan, bazılarını nasıl elde ettim, Hatta benim şu önemli olan bütün arabaları nasıl elde ettiğimi detaylı bir şekilde anlatıyorum ben. Oradan bakabilirsiniz sevgili dostlar. Bir bakın. Bir inceleyin. Ve sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Ben olabildiğince sizler için cevaplamaya çalışacağım bu arada. Bazen cevaplıyorum zaten. Çok absürt sorular olmadığı sürece cevaplamaya özen gösteriyorum. Hem sohbet muhabbet de oluyor. Evet 20 jetonumuzu da buradan kazandık. Şu anda bende 1098 jeton var. Sezonun ikinci dalgası gelene kadar... Ne kadar bir süre var? Açıkçası çok emin değilim. Bir dakika şurada, 8 gün 9 saat var. 8 gün 9 saat sonra e, elektrikli sezonun ikinci kısmına geleceğiz. ve bakalım or orada neler olacak. Bu arada gövde kitabı diye bir etkinlik var. Ben bu etkinliği ilk defa oynuyor olacağım için ilk defa derken asfalt 9 serisi anlamında söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bunu da oynayacağım. Eğer maksimum seviyede, en azından yıldızda bir Mercedesiniz varsa kesinlikle oynayın. Çünkü öncelikle kendisinin gövde kitine, lastiklerine falan yani kısacası modifiye parçalarını kazanıyorsunuz. Tamam bu sıradan bir araba. Hani bir haltımıza yaramaz. Ama devamında dönüştürme parası kazanıyorsun. Sen bu arada dönüştürme parasının ne işe yaradığını falan da detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada da söyleyeyim ama dönüştürme parasıyla arkadaşlar ee, birçok aracın destansı ithal parçalarını toplayabiliyor. Aynı zamanda sadece dönüştürme parasıyla elde edilen özel araçların da kilidini açabiliyor. Aynı zamanda yükseltmek için de çizimlerini toplamak için e, bu dönüştürme paralarına ihtiyacınız var. Dönüştürme paraları da e, bir aracı maksimum seviyeye yaptığınızda seviye dediğim yıldız maksimum yıldız yaptıktan sonra gene her bir çizim ekstra çizim size dönüştürme parası olarak geri dönüyor. Ondan dolayı dönüştürme parası biriktirmek önemli. Bu etkinlikleri ciddi anlamda dönüştürme parası kazanabiliyorsunuz. Çünkü eğer bu Mercedes'in hali hazırda bir parçasına sahipseniz gördüğünüz gibi bana 60 geldi. Ekstra dönüştürme parası bonusu geldiğinden dolayı. En kötü 50 dönüştürme parası kazanıyorsunuz. Yani hızlı bir şekilde dönüştürme parası kazanmak istiyorsanız bakın 120 geldi. Bu etkinlikte kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz daha kasmaya özen göstereceğim hatta. Neyse arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan e, videomuzu artık yavaştan sonlandıracağım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü aksilik olmasını falan istemiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir ve güzel bir sürpriz video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye olan için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapma sitesinden başka oyun seyirlerimize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.